Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere Limit Yayınları'nın 20'li kronometre edebiyat denemesinin 10.sunu çözmüş olacağım. Birinci soruyla başlıyoruz arkadaşlar. Birinci soruda bu parçada geçen perdelenmeden sözüyle anlatılmak istenen nedir demiş. Parçamıza bakalım. Arjantinli yazar Mariana Enríquez 12 öyküden oluşan kitabı Yangında Kaybettiklerimiz geçtiğimiz günlerde Türkçe'de de yayınlandı. Kullandığı fantastik temalarla Latin Amerika'nın somut gerçeklerini perdelemeden ortaya koyarak anlattığı için beğeni toplayan Mariana Enríquez, Buenos Aires'in yoksul mahallelerinde geçen bu öykülerde batıl yanlışların, şehir efsanelerinin gündelik şiddet ve korkuyla bir araya geldiği bir dünyayı seriyor gözlerimizin önüne ifadesinde. Bakın arkadaşlar, perdelemeden anlamı burada neyi veriyor bize? Saklamadan anlamını veriyor. Seçeneklere bakalım. Yalın olarak demiş, değil elemiş oluruz. Ayrıntılı bir şekilde eledik. Görünür kılmadan eledik. Tedirgin etmeden eledik. Gizlemeden demiş. Gizlemek, saklamak aynı anlama geliyor. Bundan dolayı da doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. İkinci soru. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinden itibaren farklı görüşler dile getirilmeye başlanmıştır diyor. Parçamıza bakalım. Kimlerine göre şiirin yaşı sözden bile eskilere çıkar. Daha konuşmasını beceremeyen, isteklerini imlerle, çığlıklarla anlatan insanoğlu bir güzellik karşısında duygulanınca değişik çığlıklar atmıştır. Bu da en eski şiirdir. Bana kalırsa şiiri sözden ayırmak olanaksızdır. İnsanoğlu söz söylemekte biraz ustalaşıp anlatmak istediklerini dil bilgisel kurallarının dışına taşırdığı gün başlamıştır şiir diyor. Arkadaşlar parçayı şöyle bir değerlendirdiğimizde bakın dördüncü cümleye kadar olan yerde sanatçı neden bahsediyor? Şiirin sözden önce başladığını ifade ederken şu kısımda ise arkadaşlar şiir ile söz arasındaki ayrıntıya dikkat çekiyor. Dolayısıyla da biz dördüncü cümleden itibaren farklı görüşlere yer verilmiştir diyebiliriz. Bundan dolayı da doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Üçüncü soru. Bu parçanın anlatımı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez demiş. Parçayı okuduğumuzda arkadaşlar bakın. Ülkemizde son 30-40 yılda eleştiri alanında bir atılım gerçekleştirildi. Eleştirinin bugünkü durumunu görenler seviniyor. Sağlıklı düşünen hiçbir kafa artık nesnel ve bilimsel varlığını yadsımıyor. Eleştirmenler kişisel beğenilerini, öznel yargılarını bir yana bırakıyor, eseri çözümlüyor. İnceleyip nesnel ölçütlerle onu değerlendiriyor. Bireysel beğeni, ölçüt ve yargılarını bilimsel bilgilerle yeniden oluşturmanın gerekliliğine inanıyorlar ifadesinde. Arkadaşlar, okuru bilgilendirme amacı taşıyor mu bu yazı? Evet, paragrafın geneline baktığımızda bunu çıkarabiliriz. Dolayısıyla biz A seçeneğini elemiş olduk. Çoğullaştırmalara yer verilmiştir diyor. Yani çoğul ekinin kullanıp kullanılmadığını soruyor arkadaşlar. Bakın yargılar derken, beğeniler derken, ondan sonra ölçütlerle derken arkadaşlar buralarda çoğullaştırmanın olduğunu görüyoruz. Bundan dolayı B seçeneğini elemiş oluruz. Ad aktarması yapılmıştır diyor. Peki ad aktarması nerede arkadaşlar? Bakının sağlıklı düşünen hiçbir kafa derken insandan bahsediyor. Parça söyleyip bütün kastedilmiş. Dolayısıyla burada ad aktarması vardır. Buradan da C seçeneğini elemiş oluruz. Okura izlenim kazandırılmıştır diyor. Bu bir dursun arkadaşlar. Farklı yapılı cümleler kullanılmıştır. Bu nerede var? Bakın bu da ilk cümlelerden çıkarabiliriz. Ülkemizde son 30-40 yılda eleştiri alanında bir atılım gerçekleştirildi derken gerçekleştirildi yüklem bir yargı var, bir yüklem var. İçinde fiilimsi olmadığı için bu cümle nedir arkadaşlar? Basit cümledir. Eleştirinin bugünkü durumunu görenler seviniyor. Sağlıklı düşünen hiçbir kafa artık nesnel ve bilimsel varlığını yadsımıyor derken bakın yadsımıyor yüklem. Arkadaşlar düşünen derken an en sıfat fiil ekidir. Dolayısıyla şu cümle arkadaşlar şuradaki cümle nedir? Bir yüklemden oluşmuş, içinde fiilimsi var. O zaman biz buna ne diyoruz arkadaşlar? Girişik birleşik cümle diyoruz. Görmüş olduğunuz gibi farklı yapıda cümleler kullanılmıştır. O yüzden E seçeneğini denemiş oluruz. Okura izlenim kazandırılmamıştır arkadaşlar. Bundan dolayı da doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Dördüncü soru.
Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi Sait Faik'in eserlerinin içeriğiyle ilgili değildir demiş. Bakalım. Öykülerinde içsel bir anlatım ve şiirsel bir söyleyişe önem verdi Sait Faik. Arkadaşlar, direkt A cümlesi diyebiliriz. Anlatım demiş, şiirsel bir söyleyiş demiş. Dolayısıyla bu neyle ilgilidir arkadaşlar? Bunlar üslupla ilgilidir. İçerikten bahsetmiyor, ne anlattığından bahsetmiyor. Bundan dolayı A seçeneği doğru cevabımız olacaktır. Beşinci soru. Aşağıdaki dizelerden hangisi uyak türü yönünden farklıdır demiş. Parçamıza bakalım. Bakın son kısımlara bakıyoruz. Dik dik kelepçelendik ifadesinde dik sözcük halinde, bu da ek halinde. Dolayısıyla redif aramaya gerek var mı arkadaşlar? Yok. Peki ne vardır? Bakın arkadaşlar, biri diğerinin içerisinde yer aldığı için burada tunç kafiye vardır. İnce sevince kelimesine baktığımızda ise yine ince sevince kelimesinin içinde yer almış. İnce kelimesi kök halinde. O yüzden burada da ne vardır? Tunç kafiye vardır. Gülümsedin, inledin. Arkadaşlar, şuradaki dinler nedir? Ektir. Bunlar dolayısıyla aynı görevde kullanıldığı için rediftir. Geriye hangi sesler kaldı? Bakın, e'ler kaldı. Tek ses benzerliğine ne diyoruz biz? Yarım kafiye diyoruz. Burada da yarım kafiye kullanılmıştır. Tanı, yatanı. Arkadaşlar, burada da kelime kök halinde kullanılmış tanımak fiildir. Yatanı kelimesinin içinde geçtiği için burada da ne vardır? Yine tunç kafiye vardır. Bir çare, çare. Çare kök halinde, bir çarenin içinde yer almış. Dolayısıyla burada da ne vardır? Tunç kafiye vardır. Bize farklı olanı sormuştu. E seçeneğinde yarım kafiye kullanıldığı için doğru cevabımız da C seçeneği olacaktır. Altıncı soru. Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilebilir demiş. Bakalım. Nokta 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 Türk edebiyatında varlığı bilinen ilk şuara tezkiresi olması bakımından önemlidir. Çağatay Edebiyatı'nın ünlü sanatçısı olan nokta nokta tarafından yazılmıştır diyor. Arkadaşlar, ilk şairler tezkiresini soruyor bize. Çağatay Edebiyatı'nın ünlü sanatçısı kimdir? Tabii ki Alişir Nevai'dir arkadaşlar. Alişir Nevai'nin yazmış olduğu bu eserinin adı nedir peki? Tabii ki Mecalisün Nefais adlı eserdir. Seçeneklere baktığımızda bunu nerede görüyoruz arkadaşlar? A seçeneği hemen karşımıza çıkıyor. Mecalisün Nefais, Alişir Nevai doğru cevabımız olacaktır. Bundan dolayı da doğru cevabımız A seçeneğidir. Yedinci soru. Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdaki nazım şekillerinden hangileri getirilmelidir demiş. Bakalım. Tezkireler 15. yüzyılda Şeyhinin nokta nokta. Arkadaşlar, Şeyhinin nesi meşhurdur dönem itibariyle hatırlayın. Mesnevisi meşhurdur. Harname adlı eseri var. Ahmet Paşa'nın neyi meşhurdur arkadaşlar 15. yüzyılda? Tabii ki onun da kasideleriyle meşhurdur, hatırlayın. Necati de arkadaşlar gazelleriyle meşhurdur 15. yüzyılda. Seçeneklere baktığımızda bakın, kaside, mesnevi, tuyu demiş, bunu elemiş oluruz. Gazel, mesnevi, gazel, bunu da elemiş oluruz. Mesnevi, kaside, gazel bizim sıralamamızı da uygundur. Burada da sırasıyla demiş zaten. Bundan dolayı da doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Sekizinci soru. Numaralanmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışlığı vardır demiş. Bakalım. Türk edebiyatında batılı anlamda eleştiri Tanzimat'la başlamıştır. Ziya Paşa şiir ve inşa makalesinde yeni edebiyatı eleştirmiş, halk edebiyatını savunmuştur. Ardından Harabat adlı yapıtında divan edebiyatını öven ifadeler yazmıştır. Namık Kemal Harabat adlı yapıtını eleştirmek amacıyla Tahrib-i Harabat'ı yazmıştır. Namık Kemal Ziya Paşa'nın yaşadığı bu ikilemi Takip adlı eserinde de eleştirmeye devam etmiştir ifadelerinde. Arkadaşlar, yanlışlık nerededir? Tabii ki 2 numaralı cümlededir. Çünkü Ziya Paşa şiir ve inşa adlı makalesinde yeni edebiyatı eleştirmiyor arkadaşlar. Neyi eleştiriyor burada? Divan edebiyatını eleştiriyor, halk edebiyatını savunuyor. Bundan dolayı da ikileme düşüyor sanatçı ve Namık Kemal tarafından da eleştiriliyor. Bundan dolayı da doğru cevabımız ne olacaktır? Tabii ki B seçeneği olacaktır. 9. soru. Aşağıdaki divan edebiyatı ürünlerinden hangisinin bu doğrultuda yazıldığı söylenebilir demiş. Bakalım.
Çocuk edebiyatı, çocuğu hayata ve geleceğe hazırlamak amacıyla içinde bulunduğu yaş, ilgi, ihtiyaç ve beklentileri göz önünde bulundurularak yazılan, derlenen, düzenlenen eserlerin oluşturduğu edebi yönelimi ifade eder. Bu tarz eserlerde öğüt verme ön plandadır demiş. Arkadaşlar, aynı doğrultuda olanı sormuştu, hatırlayın. Hayriye adlı eser kimindir arkadaşlar? Nabi'nin eseridir. Nabi burada ne yapıyor arkadaşlar? Oğluna, oğlunun nazarında da tüm gençlere nasihat veriyordu arkadaşlar. Bundan dolayı da doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Bengübade Fuzuli'nin eseridir arkadaşlar. Burada sanatçı Şah İsmail olayını anlatır. Garipname bu da Aşık Paşa'nın eseridir arkadaşlar. Burada da konusu itibariyle dervişlik anlatılır. Hüsnü Aşk Şeyh Galip'in eseridir. Bu ne eseridir arkadaşlar? Bir aşk eseridir. Aşkı anlatır. Divan-ı Kebir bu da arkadaşlar Mevlana'nın eseridir. Burada da ne anlatılır? Burada da ilahi aşk anlatılır. Bundan dolayı da doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. 10. soru. Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir demiş. Bakalım. Batılıların satır dedikleri dolaylı yani mizah yolu ile hiciv tarzının ilk örneğini Tanzimat devrinde nokta nokta vermiştir. Sadrazam Ali Paşa'nın 1866'daki Girit ayaklanmasında Asi Rumların ayağına kadar giderek onları yatıştırmak amacıyla tavizler vermesi sonucu devlet otoritesini küçük düşürücü hareketlerde bulunduğu için nokta nokta adlı eserinde zarif nüktelerle hicveder demiş. Arkadaşlar bu dönemde Sadrazam Ali Paşa'yı eleştiren kişi kimdir? Tabii ki Ziya Paşa'dır. Peki Ziya Paşa Sadrazam Ali Paşa'yı hangi eserinde eleştirmiştir? Bu da arkadaşlar ne olacaktır? Zafer Name olacaktır. Seçeneklere baktığımızda ise arkadaşlar bakın Ziya Paşa Harabat demiş. Bu değil. Ziya Paşa Zafername. Aradığımız cevap budur. Bundan dolayı da doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. 11. soru. Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir demiş. Bakalım. 70'li yılların romancılarından olan nokta nokta birbirine zıt dünya görüşlerine sahip iki zümrenin anlatıldığı nokta nokta adlı romanında Turgut Özben'le Selim Işık'ın üzerine oluşturulan sağlam bir kurgunun olduğunu görüyoruz diyor. Arkadaşlar hatırlarsanız Turgut Özben ve Selim Işık hangi eserde geçiyor? Tabii ki Tutunamayanlar da geçiyor arkadaşlar. Peki bu eser kimindir? Bu eserde postmodern romanın önemli isimlerinden arkadaşlar Oğuz Atay'a aittir. Seçeneklere baktığımızda da Oğuz Atay, Tutunamayanlar doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. 12. soru. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdaki önerimlerden hangisi getirilemez demiş. Parçamıza bakalım. 1935-1960 yıllarını kapsayan Cumhuriyet dönemi Türk şiirinde nokta nokta yönelimini görmek mümkündür demiş. Arkadaşlar, garip şiir hareketi bu dönemde midir? Evet, bunu elemiş olduk. Toplumcu gerçekçiler de yine bu dönemdedir. Bunu da elemiş olduk. Maviciler de bu dönemdedir. Bunu da elemiş olduk. İkinci yeni hareketi bunlar da 1935 ile 1960 arasındadır. Bunları da elemiş olduk. Yedi Meşaleciler hatırlarsanız arkadaşlar 1928 ile 1935 yılları arasında varlığını sürdürmüş bir akımdır. Bu akımda Sabri Esat, Siyavuş Gül, Yaşar Nabi Nair, Vasim Mahir, Koca Türk, Ziya Osman Sabah, Cevdet Kudret Solok, Kenan Hulusi Koray ve Muammer Lütfü Bahşi gibi sanatçılar bulunmaktadır. Bundan dolayı da doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. 13. soruda bu parçada boş bırakılan yerleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde verilenler getirmelidir demiş. Parçamıza baktığımızda Milli Edebiyat döneminde başlayan Anadolu'ya açılma, ülkeyi bütün bölgeleriyle edebiyata sokma özlemi Cumhuriyet dönemi roman ve öyküsünde yaşama geçirilmeye çalışılır. Söz gelimi Orta Anadolu bölgesini Sağır Dere, Kör Duman adlı eserleriyle kim ortaya koymuştur arkadaşlar? Tabii ki Kemal Tahir ortaya koymuştur. Yılanların Öcü, Irazcan'ın Dirliği bu kimindir değerli arkadaşlar? Yılanların Öcü hatırlayın. Fakir Baykurt'un eseridir arkadaşlar. Ege bölgesinde Tütün Zamanı, Yağmurlar ve Topraklar adlı eser kimindir? Bu da Necati Cumalı'nın eseridir. Boşluklara bu gelecekti arkadaşlar. Seçeneklere baktığımızda ise
Doğru cevap nedir? Kemal Tahir, Fakir Baykurt, Necati Cumalı. Dolayısıyla doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. 14. soru. Yukarıda birinci grupta verilen eserlerden hangisi ikinci grupta verilen türlerden biriyle ilişkilendirilemez demiş. Bakalım arkadaşlar. Toros Canavarı. Kimin eseri arkadaşlar bu? Hatırlayın. Bu Aziz Nesin'in eseridir arkadaşlar. Peki Aziz Nesin bunu hangi türde yazmıştır? Tabii ki öykü türünde yazmıştır. Doğrudur. Elemiş olduk. Yalnızız kimin eseridir? Bu da arkadaşlar hepinizin bildiği gibi Peyami Safa'nın eseridir. Peki bu hangi türde yazılmıştır? Bu da roman türünde yazılmıştır. Bunu da eledik. Boğaziçi Mektupları kimin eseridir? Bu da Abdülhak Şinasi Hisar'ın eseridir arkadaşlar. Bu peki hangi türde yazılmıştır? Bu da anı türünde yazılmıştır. Doğrudur. Bunu da elemiş olduk. Peki Şişhaniye Yağmur Yağıyordu kimin? Arkadaşlar hatırlarsanız bu da Haldun Taner'in eseri. Haldun Taner bunu hangi türde yazmıştır? Oyun türünde yazılmıştır. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Denizden Çalınmış Ülke. Arkadaşlar bu hatırlayacağınız gibi Zeki Ömer Defne'nin eseridir. Zeki Ömer Defne bunu hangi türde yazmıştır arkadaşlar? Şiir türünde yazmıştır. Bundan dolayı da doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. 15. soru. Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır demiş. Seçeneklere bakalım. Mihriban adlı şiiriyle tanınan Abdurrahim Karakoç halk geleneğini önemsemiş bir şairdir. Doğrudur arkadaşlar. Elemiş olduk. İsmet Özel, Marksist düşünceden metafizik ögeleri ağırlaşan İslami bir düşünceye geçtiği halde söylem biçimi ve imgelem yapısı pek değişmez demiş. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş olduk. İnce bir duyarlılığın şairi olan Refik Durbaş, Hücremde Ay Işığı isimli kitabıyla 1960 sonrası toplumcu şairler kuşağı içerisinde yer almıştır. Doğrudur. Bunu da elemiş olduk. Bekir Sıtkı Erdoğan, Bir Yağmur Başladı yapıtında ölüm ve geçmişe özlem izlekleri önemli bir yer tutar demiş. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş olduk. Kapalı bir şiir diline sahip olan Behçet Necatigil, Menziller kitabıyla birlikte İslami düşünceyi ele almaya başlar ifadesinde arkadaşlar Menziller Behçet Necatigil'in değildir arkadaşlar. Kimindir? Hatırlayacağınız gibi Cahit Zarifoğlu'ndur. Bundan dolayı da doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. 16. soru. Yaşar Kemal'in İnce Memed romanında oluşturduğu kahraman eşkıya tipinin benzeri bir kahraman aşağıdaki romanların hangisinde vardır demiş. Arkadaşlar, Yaban'ı kim yazdı? Yakup Kadri yazdı. Kahramanları kim? Ahmet Celal Emine. Peki eşkıya tipi var mı? Yok. Bunu elemiş olduk. Tütün Zamanı, hepinizin bildiği gibi Necati Cumalı'nın eseri. Kahramanları kim? Zeliha var arkadaşlar, Cemal var. Eşkıya tipi var mı? Yok. Bunu da elemiş olduk. Rezil Dünya kimin eseri? Bu da arkadaşlar Faik Baysal'ın eseri. Rafet var. Arkadaşlar Pedro var, Nina var. Eşkıya bir tip var mı? Yok. Bunu denemiş olduk. Kuyucaklı Yusuf. Arkadaşlar bu kimin eseri? Tabii ki Sabahattin Ali'nin eseri. Burada eşkıya var mı? Kahramanlarını sayacak olursak Kuyucaklı Yusuf eşkıya değil. Kaymakam eşkıya değil. Muazzez eşkıya değil. Şahen de değil. Geriye kim kalıyor arkadaşlar? Tabii ki Şakir kalıyor. Şakir hatırlarsanız eşkıya bir tiplemeyi oynuyordu burada. Kasabanın Külhan Bey'idir. Herkese sataşan, arkadaşlar, herkese kötülüğü dokunan birisi. Bundan dolayı da Yaşar Kemal'deki İnce Memed romanında olduğu gibi arkadaşlar bir benzer durum söz konusudur. Bundan dolayı da doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Peki Toz Duman İçinde adlı eser kimin? Bu da Talip Apaydın'ın eseri. Burada da Molla Mahmut var, Ayşe Kadın var, Hacer var, Ziver var. Burada da eşkıya bir tipi yok. Dolayısıyla bunu da elemiş oluruz. 17. soru. Bu parçadaki altı çizili söze göre Türkçenin gücünü incelemek isteyen bir araştırmacı aşağıdakilerin hangisinden yararlanması beklenmez demiş. Bakalım. Türkçenin anlatım gücünü araştırmak, onun zenginliklerini ortaya koyabilmek için seçilecek en iyi yol onun kaynağına inerek önce en eski yazılı ürünleri incelemek, sonra da bugüne gelinceye kadar söz ve anlatım açısından gösterdiği değişimleri incelemektir demiş. Arkadaşlar, Uygurlara ait Irk Bitik kitabı yazılı bir kaynak mıdır? En eski yazılı kaynaklardan mıdır? Evet, elemiş olduk.
Göktürklere ait kültik inabidesi doğrudur arkadaşlar. En eski yazılı kaynaklardan biridir. Elemiş olduk. Hunlara ait Oğuz Kağan destanı demiş Dursun. Göktürklere ait Tonyuku kanıtı. Evet, bu da en eski yazılı kaynaklarda yer alır. Dolayısıyla bunu da elemiş olduk. Uygurlara ait Altun Yarık. Bu da arkadaşlar Uygurlara ait yazılı bir metindir. Bunu da elemiş oluruz. C seçeneğinde yer alan Hunlara ait Oğuz Kağan destanı arkadaşlar. Bu hatırlayacaksanız sözlü bir üründür. Destandır arkadaşlar. Kulaktan kulağa aktarılmış anlatımlarla doludur. Bundan dolayı da parçada bize dikkat edin bakın yazılı ürünler demişti. Bunun için de arkadaşlar doğru cevabımız ne olacaktır? C seçeneği olacaktır. 18. soru. Aşağıdaki sanatçılardan hangisinin bu parçadaki görüş doğrultusunda eser verdiği söylenebilir demiş. Bakalım. Ozan ne bir gerçek habercisidir ne bir yasa koyucusudur. Ozan'ın dili nesir gibi anlaşılmak için değil fakat duyulmak üzere oluşturulmuş musiki ile söz arasında sözden çok musikiye yakın ortalama bir dildir demiş. Arkadaşlar bize bu neyi söylüyor? Aslında bakarsanız sembolizm akımından bahsediyor. Sembolizmi biz daha çok nerede görüyoruz arkadaşlar? Öz, saf şiir anlayışına sahip sanatçılarda görüyoruz. Seçeneklere baktığımızda ise Mehmet Akif Ersoy, Fazıl Üstün Dağlarca, Mehmet Emin Yurdakul, Cahit Külebi bunlar milli zevk ve anlayışını sürdüren sanatçılardır. Ahmet Haşim Fecrati'dedir. Aynı zamanda öz saf şiir içerisinde yer alır. Sembolizm akımını benimsemiştir. Bundan dolayı da doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. 19. soru. Şiirle ilgili bu düşünceler aşağıdaki edebi akımlardan hangisinin ilkelerini taşımaktadır diyor. Arkadaşlar bir önceki soruda hatırlarsanız sorumuzu okumuştuk. Şu ifadeden de bunun sembolizm olduğunu söylemiştik. Şiir sözle musiki arasındadır diyor. Bundan dolayı da doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. 20. soru. Bertolt Brecht'in öncüsü olduğu epik tiyatronun Türk edebiyatındaki kurucusu aşağıdaki sanatçılardan hangisidir demiş. Güngör Dilmen değil, Orhan Esen'e değil, Turan Oflazoğlu değil, Haldun Taner tabii ki budur. Bundan dolayı doğru cevabımız da D seçeneği olacaktır. Hatırlarsanız Haldun Taner neyi yazıyor arkadaşlar? Keşanlı Ali Destanı'nı yazıyor. Bizim ilk epik tiyatromuz olarak karşımıza çıkmaktadır. Bunun için de doğru cevabımız D seçeneğidir. 21. soru. Bu parçanın başını aşağıdaki sanatçılardan hangisi getirilmelidir demiş. Bakalım. Naturalist akımının dayandığı materyalist felsefenin etkisindedir. Emine Zola'nın deneysel roman anlayışını ve naturalizmi benimsemiş olan yazar, fen ve hakikat adına insanlardan hiçbir şey gizlememeyi ve bütün iğrenç sosyal yaraları deşmeyi bir görev sayar. Ancak bütün malzemesini yerli hayattan almasını veya yerlileştirmesini bilir ifadesinden. Arkadaşlar Halit Ziya Uşaklıgil midir bu? Hayır. Mehmet Rauf mu? Hayır. Hüseyin Rahmi Gürpınar, Dursun. Ömer Seyfettin? Hayır. Said Faik Abasıyanık? Bu da olamaz. Cevabımız Hüseyin Rahmi Gürpınar'dır. Naturalist bir şekilde eserlerini kaleme almıştır. Sokağı ve sokağın dilini edebiyata sokan sanatçı olarak bilinmektedir. Bundan dolayı da doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. 22. soru. Aşağıdakilerden hangisi bu açıklamaya örnek gösterilemez demiş. Bakalım. Edebiyatımızda bazı şairler veya topluluklar şiirle ilgili görüşlerini çeşitli yazılarda ya da bazı eserlerin ön sözünde dile getirmişlerdir diyor. Olmayanı sormuştu bize. Ahmet Haşim hatırlayacağınız gibi Piyale adlı şiir kitabının ön sözünde buna yer vermiştir. Bunu elemiş oluruz. Necip Fazıl Poetika adlı yazısıyla buna yer vermiştir. Bunu da elemiş olduk. Yahya Kemal'in Kendi Gök Kubbemiz adlı eseri Dursun. Orhan Veli'nin Garip adlı eserdeki ön sözü. Evet arkadaşlar bu da bir bildiridir. Garip akımını anlatıyor hatırlarsanız. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş olduk. Fecrati Topluluğu'nun Servet Fuhu'nun dergisindeki beyannamesidir. Zaten ilk defa beyanname yayınlayarak ortaya çıkmış topluluk Fecrati Topluluğu'dur. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş olduk. Yahya Kemal'in Kendi Gök Kubbemiz adlı eserinde böyle bir durum söz konusu değildir. Bundan dolayı da doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. 23. soru. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdaki sanatçı adlarından hangisi getirilmelidir demiş. Bakalım arkadaşlar. Son yıllarda Türk halk şiirine damgasını vuran kudretli bir kalem şairidir.
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesine bağlı Cela köyünde doğdu, ilkokulu bitirdi. Bulunduğu kasaba belediyesine uzun yıllar muhasebe memuru olarak çalıştıktan sonra 1981 yılında emekliye ayrıldı. Baba, dede irticalen şiirler söyleyen bir ailenin içinde büyüyen nokta nokta kendisi de küçük yaşlarda şiir yazmaya başladı. 1964 yılında yayınladığı Hasan'a Mektuplar ve 1973 yılında yayınladığı Vur Emri isimli kitapları ile büyük bir üne kavuştu. Bu kitapları sonraki yıllarda yayınlanan diğer kitapları takip etti. Arı duru bir Türkçe ile Anadolu insanının aşk ve yaşam anlayışını dile getirdiği samimi, öfkeli ve yergi dolu bu şiirler yurdun dört bir yanında coşkun bir sevgi ve beğeniyle dilden dile dolaşıp yayınlaştı. Başta Mihriban olmak üzere çoğu şiirleri bestelenerek pek çok sanatçı tarafından plaklara, kasetlere okundu ifadesinde. Bakın arkadaşlar, gerek Mihriban, gerekse vermiş olduğu eserlerle birlikte anlattığı şeylerden biz bunun kim olduğunu anlıyoruz. Tabii ki arkadaşlar bu isim Abdurrahim Karakoç'tur arkadaşlar. Bundan dolayı da doğru cevabımız ne olacaktır? A seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar, son sorumuza geçiyoruz. 24. soru. Yukarıdaki metnin ait olduğu türle aşağıdaki kavramlardan hangisi arasında bir bağlantı kurulamaz demiş. Bakın, kurulamayanı soruyor bize. Parçayı bir önceki sorumuzda okumuştuk hatırlarsanız. Burada arkadaşlar kimden bahsediyordu? Abdurrahim Karakoç'un hem hayatından hem de edebi kişiliğinden bahsediyordu. Dolayısıyla bu eser nedir? Günümüz adıyla biyografidir arkadaşlar. Buna bakalım. Tezkire, biyografinin divan edebiyatındaki karşılığıdır, elemiş olduk. Biyografi zaten söylemiştik, eledik. Yaşama öyküsü biyografinin bizdeki adıdır arkadaşlar, diğer adıdır. Bunu da elemiş olduk. Eskiden biyografilere tercüme-i hal denirdi. Bunu da elemiş olduk. Ruznname ise arkadaşlar tutulan günlüklere denir. Bundan dolayı da doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Kanalıma abone olduktan sonra bildirimleri açmayı ve kanalımı arkadaşlarınıza önermeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle hepiniz hoşça kalın.